ben yine karşınızdayız. Ay bugün yani ikinci gün, dün vlog çekmiştim. Dün gece onu sabah kadar editledim. Hemen yükleyeceğim. Bugün de bir çekesim geldi. Hoşuma gitti böyle sizle sohbetli birlikte bir gün geçirmek. O yüzden bugün de hemen arkasından videomuzu açtım. Şimdi saat çok geç oldu arkadaşlar. Yani benim için sabah gibi ama saat 3.40. Şöyle ben sabah çok geç yatınca bugün 1 gibi, 12.30, 1 gibi uyandım. Sonra hemen duş aldım. İşte ondan sonra saçımı kurut, işte kuşların sularını değiştir vesaire derken baktım bir de indirim varmış. Makyajımı yaparken birkaç tane işte MAC'ten ruj vesaire link verdim. Gördüğünüz gibi onlarla uğraştım. Saat bu saat oldu. Tabii ki tartıldım. Tabii ki derken normalde bak ben hep diyorum ya çok tartılmayan bir insanım ama vlog çekerken böyle bir merak ediyorum. Yani hani bir de dün gece de o kadar açıyordum ki. Yani dün yine akşam yemeğinden sonra sadece 2 tane kuru incirli ceviz yedim bu arada size söyleyeyim. Ondan sonra gece 10-11 gibi işte hapımı içtim. Başka hiçbir şey yemedim. Gece 4'te yattım. Siz düşünün o kadar acıktım ki yine mahvoldum yani açlıktan. Ama bu hap beni engelliyor yani antibiyotik içiyorum diye. Yiyemiyorum bildiğiniz. Ondan sonra şu an gece açıyorduğum günlerde ben sabah tok uyanıyorum. Böyle bir şey var. Yani gece dürüm falan yesem sabah kurt gibi açıyorum. Böyle bir şey var. Bunu ben gözlemledim. Defalarca dedim, test ettim. Şu anda o yüzden çok aç değil karnım ya. Bir de bu hastalığımın da verdiği iştahsızlıkla bu saat oldu. Yani bir uyanalı bir 3 saat oldu ama 3 saattir hiçbir şey canım istemedi. Ama şu an bir tık acıkmaya başladım. Bugün akşam da pide yemeye gidecekmişiz. Babam öyle söyledi. Uşak'ın pidesi güzeldir, meşhurdur, gösteririm size de. Yani pideyi sağlıklı bir şey olarak görmüyorum. Evet hamur ama sonuçta karbonhidrat, protein var içinde. Bir de bu sıra ben hani bu düzenim bozulduğu için normalde sağlıklı beslenimde ara öğün yapardım, düzenli beslenirdim. Şu an dün 2 öğün yaptım gibi oldu mesela. Hani inciri de sayarsak 3 öğün gibi. O yüzden hani bugün de büyük ihtimalle 2-3 öğün yapabileceğim. O yüzden hani çok sorun değil yani. Akşam çekerim zaten size. Tartıldım. Ay onu diyordum ya. Kızlar konuşurken konular nereden nerelere geliyor. Göstereyim size fotoğrafını çektim. O an kamera yoktu. Aç karnına tartıldım. Yani bakın görün. Yediğimizde kilo alıyor olabiliriz. Ama sağlıklı beslendiğimizde. Yani evet ben dün çok az yedim. Ama baktığınızda da 2 tane güzel ana öğün yaptım. 1 tane ara öğün yapmış oldum. Hani sabah tabii güne 9'da başlayanlar belki 3 tane ara öğün yapacak. Belki öğle yemeği de yiyecek ama önemli olan sağlıklı beslenme. Sağlıklı beslendikten sonra bunun karşılığını görüyorsunuz bence. Dün 55.2 idim. Bugün de şöyle göstereyim. 54.8 çıktı kilom. Yani hemen ilk günden ödemler falan gidiyor, fark ediyor. Ben tartıldım bugün mesela eksiği göremiyor da olabilirim. Hiç önemli değil. Hiç moral bozmaya gerek yok. Zaman lazım, sabır lazım. Ben zaten şu an aşırı bir kilo vermeye çalışmıyorum. Sadece sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Eğer kilo verme sürecindeyseniz de her gün her gün tartılıp her gün tartıda eksiği göremezseniz moralinizi bozmayın. Bence her gün de tartılmayın. Eksiği görmek biraz zaman istiyor, sabır istiyor. Zaten en sonunda güzel sağlıklı beslendiğinizde müfakat, ne denir oğlum, müfakatını alıyorsunuz mu denir. İşte sonucu güzel şeyini alıyorsunuz. Artık bir şeyler yiyeyim ben, yeter. Acıktım yani. Bugün de canım böyle sütlü bir şeyler yemek istedi. Benim pek yumurtayla aram yok. Bir de saat böyle geç olunca özellikle hiç canım istemiyor. Böyle granola, müsli tarzı şeyleri daha çok seviyorum arkadaşlar. Son günlerde nedense canım pek yulaf lapası falan da istemiyor. Yani ben böyle bir şeyleri çok abartarak yiyorum bir dönem. Ondan sonra aşırı abarttığım için sonradan böyle bir bıkkınlık gelebiliyor bana. Sanırım yulaf lapasıyla da biraz öyle oldu. Aslında çok seviyorum. Hala seviyorum. Ama canım pek yulaf pişmiş yemek istemiyor. Müsli de şu şekilde bak göstereyim size. Şöyle yani yulaf ezmesi gibi nasıl gösterebilirim? Kamerayı mı kaldırsam? Yulaf ezmesi gibi ama içinde karışık kuru meyveler ve böyle bazı kuru yemişler var. Ben yine Fellas'ın müsesini yiyorum. Bu konuda onu yine çok başarılı buluyorum. Yulafı yumuşak kıvamlı yulaf gibi böyle yumuşacık. Şöyle dolu dolu 3 yemek kaşığı kattım. Aslında bunun içinde yer fıstığı, badem falan var. Ama saat 3.30 oldu. Biraz acıktım artık. Ara öğünü falan da yapamıyorum ya malum gün içinde.
O yüzden ben birazcık daha böyle çiğ badem ekledim, bir 5-6 tane daha. Bir de muz dilimliğim içine. Çok fazla tatlı değil müsli. Sadece kuru meyvenin tatlılığı var. O yüzden muz yiyeyim dedim. Tatlı tatlı. Şöyle yakından da göstereyim. Bakar mısınız? Tadı çok güzel oluyor. Çok da tok tutuyor. Bu yulaflar şişiyor midemizde. Yani sağlıklı beslenme tam gaz devam arkadaşlar. Videoyu izliyorsanız umarım siz de motive oluyorsunuzdur. Her şey kilo değil. Dediğim gibi sabahları daha dinç uyanmak, daha sağlıklı olmak için de sağlıklı beslenmek çok önemli. O zaman bana afiyet olsun. Aniş, ne yapıyorsun? Hoş geldin. Aşkım. Böyle şöyle esnemek istedim ya. Kollarım şey. Güzel olmuş mu saçlarım? Bak bugün yandan ayırdım. Çok güzel olmuş aşk. Benim nasıl? İltifat beklerken nasıl? Sen çok güzelsin, turuncu turuncu. Sen bir neredeydin anne? Ne? Dört oldu sen. Dedim ya anneciğim, pastacılarla buluşmamız vardı diye dün ben sana. Eskişehir'deyken arada yapıyordu çok mutlu olduğunda. Ama anneme her gün yapıyor ya. Anneciğim, anneciğim. Aşkım bir tane benim. Mutluluk anneciğim, mutluluk. Aa. Bana yapmıyor. Yapmıyor. Maviş, beni sattı mı burada? Anneciğim, aşkım, alkış. Bana yapmıyor. Hadi gel bir de bana bir daha yapsın. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun Maviş. Hadi bir de bana yapalım. Çünkü anneanne, bak çünkü seni anneanneciğim aşkım kanatlarım çırpmak istiyor. Aa. Ya. Anneannem benim ya. Anne. Aşkım. Anne. Bu seni eşi olarak görüyor, dişi kuş olarak. Yok canım. Ben. Gerçekten çıldırıyor sana. Ben annesiyim. Anneannesiyim. Ama o anlamıyor. Sapık o. Çok sever anneanneler. O sapık baksana. Çok seviyorum. Ama bu kur yapıyor sana. Bu arada ben neler yaptım. Bugün Reels çekemedim artık. Dün birkaç tane çektiğim vardı, onu paylaştım. Ondan sonra dün çektiğim vlog'u yayınladım. Hatta altına çok güzel devamını çek falan diye yorumlar gelmeye başladı. Zaten çekiyorum kızlar. Zaten şu anda çekiyorum onları okurken. Şimdi de ne yapayım? Şu boğazım için dün içmeyi unuttuğum macun vardı ya. Ondan yiyeyim bek akşam olmadan. Şimdi bunun iki çeşit macun var, tamam. Bir tanesi öz, yeşilçam kozalı özü şu. Bir de şu var. Bu da direkt kozalak macunu. Bu bir tık böyle mentollü, daha böyle geniz yakıyor, acı. Daha bence işe yarıyor bu. Ama şu an canım hiç acı bir şey istemiyor da ya. Acıyı mı yesem sence? Şunun tadı da pekmez gibi tatlı. Ama ikisi de öksürük ve gıcıklanma için. Yani işlem aynı. Bence şu daha iyi. Şu mu? Evet. İçinde bir sürü bitkiler var. İyi, bunu yiyeyim. Çok da kötü değil tadı. Yani sadece böyle şey. Hani mentollü. Ay. Anne bugün tartıldım. Yine kilo vermişim. Aa, dün 55-200'düm. Bugün 54-800 mü ne çıktı? Süper. Evet ama az su içiyorum ya. Bak su içmek çok önemli kilo vermede. Belki su kaybı da olabilir bu eksiği gördüm. Çünkü burada çok az su içiyorum. Eskişehir'deyken devamlı şişeden böyle içip duruyordum. Ben Kalabak suyu aşırı seviyorum ya. Eskişehir'in suyu bu, tamam mı, Kalabak? Orada satılıyor bir tek. O kadar lezzetli, tatlı, içimi güzel bir su ki. Bence ondan. Yani ne hazır su ne arıtma su bana o Kalabak suyun şeyini vermiyor. Ama yine de unutmayayım, içmek lazım. Siz de sakın ihmal etmeyin. Bak su içmek çok önemli. Bol bol çişe gitmeniz lazım. Çiş yapınca o yağlar gidiyor işte çişle. Değil mi anne? Öyle bir şey duymuştum ben. Bir diyetisyenden. Çişle atıyoruz yağları. Başladı konuşmaya. Şöyle macun yiyorum.
Ya kötü değil de işte bir tık kozalak kokuyor. Güzel. Böyle yedikten sonra ferahlığı çok güzel. Ama bir tık böyle ağaçtaki kozalığı kemiriyormuş gibi. Ay. Bak yedikten, bak şu anki his çok güzel. Yutarken çok kötü, çok kötü değil de kozalak yiyor gibi oluyor. Bak yuttuktan sonra şu an mükemmel naneli mentolü bir tadı var ağzıma. Garip bir şey. Ama şifa kaynağı. Ve cidden öksürüğe iyi geliyor. Trendyol yorumları falan da çok iyiydi. Bakabilirsiniz. Better Life Uşak markası bu da. Hep böyle bisküvi ürünleri falan var. Sen şey mi yaptın? Roşe mi paylaştın? Hı. Onu soruyor Ebru. Nesine? O da alacakmış herhalde. E alsın. Nasıl alacak işte? Nasıl olacak? Linkten. Trendyol'un hiç alışveriş yapmamış mı? Bilmiyorum ki. Soran bakalım bir de. Suyumu içtim. Unutmayacağım. Devamlı içmeye çalışacağım. Hatta şişeye de doldurabilirim yanımda. İhmal etmeyin. Videoyu izlerken ben de size hadi kalkın bir bardak su için. Çok önemli. Cilt sağlığımız için bile önemli. Ve bende egzama var yani. Egzama için bile bol bol su içmem gerekiyor. Annesi bebeşim. Bu ne kadar tatlı bir kuş ya. Ne kadar tatlı bu kuş. Annesinin küçük kuşku. Küçücük aşkı. Muah diye öpüyor. Muah diye öpüyor. Aşkım. Aşkımsın. Aslında öpsem öpüyor beni de. Bir kere öperken ısırdı, o yüzden bir tık korkuyorum. Aslında öpüyor yani. Gel omzuma gel. İn anneciğim. Aa, anneannesine git. Hoş geldin. Hoş geldin. Gözü dönüyor. Bir ona bir ona. Bir ona bir ona. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Varmış poponu yaz. Bak poposunu. Of, çiftleşme hareketi yapıyor. Tövbe yarabbim. Çok sapıklaştın sen. Sen çok sapıklaştın. Şimdi kameranın üzerine git bak. Hemen gir, hemen hemen gir. Bak kaçıyor bu aradan. Koş 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 koş. Hemen girin, hemen girin. Bize gidecek mi? O uçabilir ama. Ne yaptı fedakar baba? O ne baba? Şeyin ayağı. Neyi? Trip adın mı? Helal olsun. Trip adın bozulmuş da dayanım bundan. Çok iyisin ya. Teşekkür ederim. Kıl oynuyor bende bak. Şeker misin? Bak o böyle oynar bak. Bak. Utanma, utan bak. Oynarmış annesinin aşkı. Ay şu gökyüzünün rengine bir bakın. O kadar güzel ki gün batımı ateş gibi sanki. Gerçekte daha güzel de kamerada o kadar çıkmıyor. Baksana. Çok güzel görünüyor. Şu binalar kapatıyor önümüzü. Çekilin. Ay doyamadım çekmeleri. Ateş gibi. Şuna bak. Bu nasıl bir gökyüzü? Aa çok güzel. Beni bekliyorlar. Sağlı beslenme gitti mi sizce benim? Ama bence gitmedi. Yani hamur olabilir ama karbonhidrat, protein, salatamız da var. Ayranımız da var. Bence sağlıklı bir porsiyon. Ama ben kilo verme dönemindeyken yarım porsiyon yiyordum pideyi. Bence de sağlıklı. Bence de sağlıklı. Fast food'dan falan sağlıklı yani. Bir de bugünkü ikinci öğünüm bu. Alo. Bu şen pidesi çok güzel oluyor gerçekten. Eski şöyle bence bunu de bulamıyorum. Eski şöyle hamur gibi oluyor. Öğrenci yeri diye ben anlamadım. Kıyması falan dandik oluyor. Ay, ucuz olsun diye bence. Sana soydum ben biber. Ay biberimi sormuş. True love. Anam. Teşekkür ederim annesim. Bak son dakika künefe yedik yani. Aslında ben yemek istemiyordum gerçekten. Bak hastayım diye canım istemiyor. Ay bunlar yedirdi bana ya. Çünkü bak normalde hastalığım geçince iştahım yerine gelecek. Canım istediğinde yemek istiyordum yani. Şu an iştahım yokken bunu değerlendirmek istiyordum. Ama yedik artık. Neyse bir tanecik künefeyi bölüştük. Aynen ya. Aynen anneciğim, iki çatal. Yani bir künefeyi dörde böldüğünü düşün. O parçanın bir buçuğunu yedim ben. Yani çok da bir şey değil aslında. Ama hani ben bu videoda sağlıklı beslenme motivasyon falan şey yapıyorum ya. Ama arkadaşlar bak. Ne? Şey değil yani bir buçuğu değil. Ya o parçalardan bir buçuk parça demek istedim. Ha. Tabii ki çeyreği oluyor.
Ama yani kilo verme döneminde olsaydım irademe sahip çıkıp yemeyebilirdim. Şu an hani korumada olduğum için dikkat etmeye çalışsak da iyi verdim ya arkadaşlar. Aile evine gelince böyle oluyor. Ama bu benim bugünkü ikinci öğünüm. Kendi kendime konuşup kendi kendime şey yapıyorum. Benim avutuyorum. De ikinci öğünüm. Zaten tüm yediklerimi vlogda paylaştım. Hap içene kadar da şimdi saat kaçta? 2 saat sonra hap içeceğim. Zaten tüm gece hiçbir şey yiyemiyorum. Diyeceğim şeyi unuttum. Ay ışığın güzelliği. Ay evet. Baksana. Tıkkı. Şimdi mesela bunu yedik ya evet. Pişman olmuyoruz. Bundan aynen sonraki olmuyor. Öğünlerimize sağlıklı besleniyoruz zaten. Arada da böyle şeyler olabiliyor. Bunlar da hayatın gerçekleri. Gerçekten ben kendimi unutmak için söylemiyorum. Bu benim şeyim. Beslenme stratejim bu zaten. Beni eskiden beri takip edenler bilir aşklarım. Konuşsam şu ışıkta ne güzel konuşurum da. Hadi arabaya biniyoruz. Evde görüşürüz. Eve geldim. Ay, o kadar neşem yerindeydi ki bir tane bir mesaj okudum modum düştü. Anlatacağım size durun şimdi. Şu şey suya katılıp içilen bir ilaç var. Unutmadan onu bir içeyim. Bak bu terapi gibi bunu izlemek. Otur izle yani. Şu anki gerginliğim rahatlatsın. Neyse böyle eriyor işte. Ay biri bana şey yazmış. Bir tane kız. Benle falan yaşıt büyük ihtimalle. Dur bak okuyayım size hatta. Şu mesaja cevap vermeye çalışırım. Hep böyle bakarım yani elimden geldiğince. Tam keyifli anında bu mesaj karşıma çıktı. Ve çok nadir eleştirilen biriyim ben. Böyle aşırı linç falan yiyen biri değilim yani Instagram'da. Şimdi size özet geçiyorum. Kısaca okuyorum. Nacizane bir yorum yapmak istiyorum. Paylaştığım videolar o kadar boş ki hiç içerik ürettiğimi merak ediyorum. Sırf paylaşım yapmak için içi bomboş. Her keşfetime girdiğimde bunlardan en az 5 video çıkıyor. Ne bu yani şimdi? Tarzında bir şeylermiş. Daha uzun da ben kısalttım size. Bunu söyleyebileceğin en son kişi benim bu arada. Yani içerik ürettim mi derken ben de ona bir cevap yazdım. Dur şimdi kendi yazdığım cevabı da okuyayım size. Sayfama bir göz atın isterseniz. Aşağılara yine yüzlerce tarifle dolu. Yani 500-600 tane tarifim vardır benim en az. 2,5-3 yıldır bu sayfaya emek veriyorum. Çünkü boş şeyler paylaşmıyorum. Yulaf lapaları, şekersiz tarifler hepsine kendi dokunuşum emeğim var. Son zamanlarda Tüyo denen videolara önerdim ki siz Lifehack Tüyo denen videolara önerdim ki siz beğenmemiş olabilirsiniz ama çok da ilgi görüyor. Bu da bir emektir, içeriktir. En azından oturduğum yerden klavye başında başkalarını eleştirmek yerine bir yandan üniversite okurken bir yandan da faydalı bir şeyler için uğraşıyorum. Sevgiler yazdım. Ya içerik ürettin mi hiç demek ne demek bana ya? Ben 2,5-3 yıldır içerik üretiyorum. 2,5-3 yıldır kendi tariflerimi, özgün tariflerimi paylaşıyorum. Son zamanlarda da Tüyo paylaşıyorum. Çünkü bir yerden sonra sosyal medya evriliyor. Yani bir yerden sonra baktım ki tarifler eskisi kadar çok fazla ilgi görmüyor. Ben de böyle işe yarar bilgiler paylaşıyorum. Mutfakla alakalı. Çok da kendi şeyimden kopmadım yani. Mutfak dalanım. Mutfaktan devam ediyorum. Ki çoğu insan içerik üretmiyor. Sadece kocasını, çocuğunu paylaşıyor ve yine takipçisi var, yine izleniyor. Yani içerik üretmek kime göre, neye göre, herkese faydalı bir şeyler üretmek zorunda değil arkadaşlar yani. Hani bu kadar da yani bence insanların kendi hayatındaki kinini, öfkesini bize kusuyorlar. Yani yapıcı eleştiriye varım ama hani sen hiç içerik ürettin mi? Ne bu şimdi falan. Pardon, sen hiç ürettin mi? Oturduğun yerden klavye başına yazması kolay bana. Bir yandan okulumu okuyorum, bir yandan ben faydalı bir şey üretmeye çalışıyorum. İstemezsem de üretmem. İstemezsem sadece hayatımı paylaşırım. Kime ne ya? Sinir oluyorum ama bak böyle şeylere takılma diyor hepsi yakınlarımdaki insanlar. Takılmadan olmuyor. Yani ben bana içerik üretiyorum ben 2,5 yıldır. Böyle bir eleştiri gelince yani haksız yere bir yorum yapılınca ben istemsiz bir şekilde sinir oluyorum. Yani psikoloğa gitme sebebim artık kafayı yedim böyle saçma sapan yorumlardan. Takma deniyor. Evet umurumda değil. Belki de şu an sevgisinden ayrıldı. Annesi babasından sevgi görmüyor. Kıskanıyor belki anladım. Hani bana nefretini kusuyor olabilir. Ama insan yine de ne olursa olsun şey oluyor. Sonuçta bir emeğim var benim de burada yani. Herkese takdir etmek zorunda değil ama haksız yere yapılan bir şey olunca çok sinirime dokunuyor. Şu an tüm enerjim, tüm modum gitti. Kafama taktım bunu.
ben içerik üretmiyor muyum, ben kötü şeyler mi paylaşıyorum falan diye. En azından böyle faydalı bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum ki dediğim gibi bunu da yapmayabilirim. Sadece hayatımda, sadece kendi ne bileyim kombinlerim, yaşamı vesaire de paylaşabilirim. Ay neyse ya. Ay neyse ne yani. Saçma sapan şeylere bak, yapıcı bir şey olsa, düzgünce bir üslup olsa başımın üstüne yeri var, dikkate de alırım. Ama bir yazış tarzı da çok önemli. Anladın mı? Ne bu şimdi falan yazmış. Ne bu şimdi? Sen ne yaptın bu zamana kadar hayatında? Ay neyse ya. Şunu içeyim de. Bu videoyu hiç böyle kapatmak istemezdim. Ama yine günlük vlog ya bu. Modum düştü, söyleyeyim dedim yani size de. Umarım severek izlemişsinizdir canlarım. Devam gelsin derseniz, yine yorumlarınızla, beğenilerinizle beni desteklerseniz çok sevinirim, çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Yepyeni videolarda görüşürüz. Ay gözüm doldu. Bir de bayıl Feriha, bir de ağla Feriha. İşte insan işini ciddiye alınca böyle severek yapınca böyle saçma sapan yorumlar gelince morali bozuluyor. 3 yıl oldu hala alışamadım. Çünkü insanın da duygularımız var yani. Neyse, çok seviyorum. Görüşürüz.